Evet oğlum, hemen gelsin. Az kaldı bir tanem. Bak bitti işte. 3 gün dediğin nedir ki? Bu da geçer artık. Ne o aşık? Daldın yine. Bitti be Kemal. 3 gün sonra gidiyorum nasipse. Bitti deyip de tabutla giden kaç arkadaşımız oldu be tertip? Dua et sen. Hayırlısı. Buraya kadarmış duran. Artık başka yere gitme zamanın geldi ha? Yarın gidiyorsun. Bak dediklerin de olmadı. Gelmedi seninkiler. Yoksa senden kurtuldukları için mutlular mı bunlar? Ne dersin ha? Hele dur komutan. Acele etme. Hele bir yarın olsun. Ula gelmezlerse o dağlara gömerim onları. Ben nasıl olsa buradan çıkarım la. Ah Turan. Tertip. Seninki telsizde tertip. Boz yılan. Seni istiyormuş. Konuşacakmış. İsteymen hemen gelsin dedi. Bu adam kafayı sana taktı tertip. Rahat bırakmayacak seni. Sivil dedi ararsa hiç şaşırma. Aşık mı oldu sana ne? Yine neyin peşindeymiş? Ne istiyormuş? Bilmem ki. Hadi gidin. Ha, iyi bağla ha, dikkat et. Tamam. 785-144 cevap ver. Sırası mıydı lan? Ha dinliyorum. Devam et 144. Ulan o ne iştir? Parti seni oraya keyif çatasın diye mi göndermiştir? Ulan kaç gün olmuştur? Hala bir eylem, bir planlama yapmamışsan. Ulan başkanı oradan çıkarmak gerektir. Bir adamın peşinde bu kadar koşmak zayıflık değil midir? Bunun çözümlemesine hazır olasan la. Ben burada partinin kararlarını uygulamak için varım. Parti bana git o askeri öldür, başkanı oradan çıkar demiştir. Ben de bunu yapmaya uğraşayım. Ne zaman olacak la? Kaçıncı fiyaskondur? Başkanı ne zaman kurtaracaksın? Ben çözümlemeye hazırım. Dediğimi de yapacağım. Başkanı oradan çıkaracağım. Hem de baskın için önce elektriklerin kesilmesi gerektir. O jeneratör binasını havaya uçuracağım. Önderlik bunu bilsin yeter. Salak herifler. Oturdukları yerde göbek büyütmeyi bilirler ancak. Ula taktik hesaplamalardan ne anlar bunlar? Ula elektrikçi gelmemiş midir hala? Korkuyor mu la yoksa? Ula bombalar hazır mıdır? Hazırdır başkan. Hah geldi. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Nerede kaldın oğlum sen? Jeneratör odasında uğraşıyordum komutanım. Adi herif senden başkasıyla konuşmazmış. Gel bak bakayım ne diyor bu adam. Söyleyecekleri varmış sana. Jandarma Erhamit. Oo elektrikçi geldin demek. Ula elektrikçi. Benim başımı belaya sokmuşsun. Senin yüzünden çözümlemeye çağrılmışım. Ver la şunu. Buyur başkan. Az sonra karakola 5 kilometre mesafede. Han kapısı mevkinde. Direkleri patlatacağım. Sen de tamir için geleceksin. Ben de seni öldüreceğim. Çok uzadı la bu iş. Artık bitirmek gerek. Direkleri patlatacakmış komutanım. Yok yok. İt herif bizi üzerine çekmek istiyor. Boşuna uğraşıyorsun yılan. Ben olsam bırakırım bu işleri gelir teslim olurum.
Boşuna konuşma elektrikçi. Sen geleceksin. Ben de seni öldüreceğim. Bu iş bitecek artık. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Tabii korkaklık edip gelmezsen başka. Hazır mısın la? Bak atıyorum. %100 pusu kuracak bu adam bize. Boşuna yapmıyor bunları. Takviye istesek komutanım. Sonra da hiç beklemediği noktalardan üzerine gitsek. O çok zaman alır üsteğmenim. Bu işi biz kendimiz çözeceğiz. Jeneratör için ne kadar mazotumuz var aslanım? Bir gün ancak yeter komutanım. Her yere de elektrik veremeyiz. Telleri onarmamız şart. Taktı oğlum bu adam sana. Öldürecek seni. Haklı da yani. Adam patlatıyor, sen dikiyorsun. Adam kesiyor, sen yapıyorsun. Ben olsam ben de çıldırırdım. Akşama kadar tamir etmemiz lazım. Yoksa gece güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. O adam örgütün para kasası. Ne yapıp edip o adamı kurtarmaya çalışacaklar. Ben giderim komutanım. Gider o direkleri tamir eder gelirim. Aslanım benim. Sen yaparsın. Burası iyi. Gelsinler. Bu sefer görecekler günlerini. Herkes dikkatli olacak. Bir arada durmak yok. Bu adamın hedefinde sen varsın aslanım. Askerliğinin bitmesine de 3 günüm var. Anana babana seni tabutta teslim etmek istemiyorum. O yüzden elini hızlı tutacaksın. Orada oyalanmayacaksın. Ne kadar çabuk geri dönersek o kadar iyi. Emredersiniz komutanım. Bana bakın. Orada saçma sapan hareketler yapmak yok, tamam mı? Dikkatli olacaksınız. Sahi sen ne yaptın bu adama tertip? Bena taktı sana kafayı. Ulan 3 günün kaldı be. Andan yoluma bakıyordur şimdi. Hamit'im, 3 günün kaldı. Ondan sonra buradasın. Allah'ım bitti işte. 10 ay geçti gitti. Of. Şu 3 günde geçmek bilmiyor ki. Koca 3 gün. Hamit, gel artık. Ve dinle asker. Ulan be, işe bak ya. Güya izine gidecektik. Ulan boz yılan mısın, boz çıyan mısın? Senin var ya. Elektrikçi, geliyor musun lan? Ah bekliyorum ha. 2 direğde uçurmuşam bilesin. İstersen bütün direkleri uçur şerefsiz. Nasılsa ben tamir ederim. İşimiz var. Ula hala neyi bekler bunlar? Niye beni kurtarmazlar? Ha? Asker, nerelisin lan sen? Bana bak asker, seni çok zengin ederim.
Nasıl olsa bir gün buradan gideceksin. Hiç olmazsa rahat yaşarsın, he? Ne diyorsun lan sen? Ha? Dur la, boşuna kızma hemen. Kimsenin haberi bile olmaz. Sus lan şerefsiz. Sen değil beni öldürmek. Korkudan yakınıma bile yaklaşamazsın. Boş yere inat etme, gel teslim ol. Boşuna konuşuyorsun la. Bugün son günün olacaktır. Ananla babanla son kez konuşsaydın bari ha. Hele sen tamir et direkleri asker. Eğer sağ kalırsan dönüşte görüşürüz artık. Anlaşıldı Hançer 2. Devam ediyoruz. Cengiz, Onur, şurayı iyice kazın bakayım. Emredersiniz, emredersiniz komutanım. Hadi durmayın, siz de emniyet alın. Hadi hadi hızlı. Hamit, Kemal, hadi durmayın, siz de şu ilerideki kopmuş direği tamir edin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Kimse gözünü kırpmayacak. Dikkat edin. En ufak bir şüphede bana haber vereceksiniz. Bu it buralarda bir yerlerde olmalı. Sen yerdeki telleri bağla Tertem. Ben de direği tırmanayım. Bir an önce tamir edip gitmek lazım. Tamam. Elektrikçi, aferin lan sana. Yürekli çocukmuşsun. Ama öleceksin biliyorsun. Yazık. Arkandan ağlayacaklar. Ben olsam gelmezdim buralara. Bile bile ölüme geldin ha. Buradasın değil mi hain? Buradalar Tertip. Hakimler tutuldu Tertip. Bir şey yapamazlar. Adamların namlusunun ucundayız. İstediğin kadar tut hakimleri. Tetiği çekseler yeter. Ah ulan. Üç günüm kaldı be. Üç. Yoluma bakıyorlardır şimdi. Hayırdır hanım? Bugün gözün hep saatte. Her gün bu saatte Hamit'le konuşuyordum ya. Üç günüm kaldı, arama dedi. Onun sesini duymadan nasıl duracağım ben? Aman hanım. Bazıları aylarca konuşamıyor çocuklarıyla. Sen yine çok şanslısın. Bak her gün konuştun. Acaba bir sorun mu var bey? Neden arama dedi ki? Askerlik hali hanım bu. Belli mi olur? Vardır bir şeyler. Sen endişe etme. Zaten yakında burada olacak Allah'ın izniyle. İnşallah bey, inşallah. Gözümde tütüyor evladım. Öyle çok özledim ki onu. Başladık Hançer. Etraf sakin görünüyor.
Sadece telsizde taciz ediyorlar o kadar. İşinizi çabuk bitirin Alçeriç. Oyalanmayın orada. Adam bir mermi çaksa yeter be. Kafa üstü çakılırım yere. Ah be, sırası mıydı sanki? Ulan şunun şurasında 3 günüm kalmış. Aferin la elektrikçi. Korkusuz musun ha? Beklemiyordum gelmeni. Ama buraya kadar artık. Çok uğraştırdın beni. Ben kazanacağım sonunda. Sen öleceksin, ben yaşayacağım. Ulan şu iş bir bitse. Bir daha böyle bir aptallık yapar mıyım? Bile bile ölüme geldik be. Ah Hamit ha. Ulan adam çakacak mermiyi şimdi be. Hadi Hamit. Keklik gibi durma şurada. Adam bir kurşunla indirir beni. Ulan elektrikçi. Biliyorsun değil mi? Tam kafana nişan almışım. Acı duymayacaksın hiç. Yere düşünce ölmüş olursun artık. Yiyeceksin kafana mermi. Ulan salağım ben be. Ne işim var benim burada? Güya delikanlılık yaptık. Şuraya bak. Ölüp gidince ne yapacaksın bakalım? Ulan bağlan sen de be. Elektrikçi. Ölmeye hazır mısın la? Son duanı yap artık. Buraya kadar anladım. Bu iş biter. Hançer, tacize devam ediyorlar. Ama görünürde kimse yok. Uzaktalar anlaşılan. Burada gereken tedbirler alındı. Elektrikçiler işlerini bitirmek üzereler. Nerede bu be? Nerede bu be? Nerede? Hadi Emin, bitir şu işi. Aşağı. Hançerik acele edin. Adam atmaya başladı. Fareyle oynar gibi oynuyor bizimle. Dikkat edin. Buralarda bir yerlerde olmalı. Hamit in aşağı. Adamın namlusunun ucundayım be. Nasıl ineceğim aşağıya? Neredesin lan? Nerede? Komutanım. Bulun artık şunu. Tamam oğlum. Sen işini yap. Fazla konuşma. Neyi bekliyorsunuz komutanım hadi? Vuracak lan bu bizi. Vallahi vuracak. Ben sana dedim asker. Benimle oyun olmaz dedim. Vurun artık şunu komutanım. Vurun artık şunu. Vurun artık. Öldürecek beni bu. Tamam oğlum acele et. Bağla şu telleri. Durdun mu asker? Bak kimse tam kafana geliyor. Hazır mısın? Lan. Ölüp gideceğim. Komutanım. Komutanım bir şey yapın artık. Deli olacağım ya. Nerede bu it? Nerede ha? Nerede bu adam? Nerede? Öleceğim burada. Sen de bağlan be. Bağlan. Çek lan elini tetikten çek. Çek dedim lan. Kalk lan kalk.
Yoksa beynine kurşunu yersin. Bırak silahı. Aç yüzünü. Aç lan. Hançer 3, devam edebilirsiniz. Adamımız alındı. Anlaşıldı Hançer 2. Yürü lan, yürü hadi. Çok şükür. Hadi oğlum, siz de devam edin, hadi. Hadi. Öleceğim sandım be. Ha şimdi derken ömrümden 10 yıl gitti. Adamın namlusunun ucundaydım. Bitti tertip. Bak belalın yakalandı. Artık doya doya konuşursunuz. Hançer 3 sorun giderildi. Elektrikler geldi. Bu arada Hamit'e söyleyeyim, merkezden aradılar. Elektrikçiler siparişleri getiriyorlarmış. Çok şükür. Aferin aslanım. Hadi bakalım. Adamın da yakalandı. Rahatsın artık. Zaten şunun şurasında 3 gün sonra gidiyorsun. Hayırlısı komutanım. Al bakalım. Belalınla tanış aslanım. Boz yılan. Demek o hiç sendin ha? Şerefsiz. Asker. Kendine gel. Hoş geldin yılan. Demek beni öldürecektin ha? Ama bak, sen değil ben kazandım. Yakalandın işte. Ne ulan, dilini mi yuttun yoksa? Elinde silah varken bülbül gibi ötüyordun ama. Namlumun ucundaydım biliyorsun değil mi? Tam kafana atacaktım. Dua et ki bunlar geldi. Sen boz yılan değilsin. Heya değilim. Yanlış adamı yakaladınız asker. Boz yılan şimdi seni seyrediyordur. Aha, buralarda bir yerdedir. Kafana sıkacak mermiyi. Çok mu şaşırdın lan? Beni yakaladığını sanmıştın değil mi? Hala anlayamadın sen. Bu dağlarda benim dediğim olur. Sen benim istediğim kadar yaşayacaksın. Ben istediğim zaman istediğim yerde sıkacağım kafana. İstediğim an yanına kadar sokulurum. Haberin bile olmaz. Nefesin kadar yakınında olurum anlamazsın. Boşuna boz yılan demediler bana. Senin gibi kaç asker geçti elimden bileyim sen. Dikkat edin. Emredersiniz. Buralarda bir yerlerde. Kaç günün kaldı asker? 3 mü 4 mü? Kaç. Seni evine canlı göndermeyeceğim la. Hiç boşuna uğraşma. Bu dağlarda öleceksin sen. Boşuna uğraşmayın la. Bulamazsınız beni. Elektrikçi konuş. Baş günün kaldı dedim sana. Ulan asker öleceksin sen. Evine dönemeyeceksin. Beni çok uğraştırdın sen. Sen olmasan çoktan alırdın başkanı oradan. Bütün planlarımı sen bozdun. Seni öldüreceğim la. Hem de yavaş yavaş. Geber lan! Geber!
Yapacağının hepsi bu mudur la? Yazık Hasan, yazık. Beni yakalayacağını mı sandın? Anla la artık. Seni istediğim an istediğim yerde öldürürüm. Namlum hep kafanda olacak. Sen benimsin la. İstediğim an vururum seni. Sen beni göremezsin bile. Boz yılandan kurtuluş yok asker. Sen sevdiklerine vedalaş en iyisi. Seni öldüreceğim dediyse öldürür. Yazık sana. Biraz daha konuş istersen ha? Biraz daha konuş şerefsiz. Son anlarında biraz daha konuş. Nasıl ölüler konuşamaz. Son cümlelerini doya doya söyle. Ulan asker, ben de seni gebertmezsem. Ula gerizekalı, ne beklersin? Adam kımıldayamıyor, çeksene tetiği. Ula asker, sen çok oldun sen. 511-785. 321'i uygulayın. Tekrar ediyorum, 321'i uygulayın. Yürü la. Anla artık la. Seni istediğim an istediğim yerde öldürürüm. Namlum hep kafanda olacak. Buralarda bir yerlerdesin değil mi Yiğit? Takip ediyorsun değil mi? Ölsem Handan ne yapar acaba? Anam babam ne yapar? Ne oldu hanım? Ne yapıyorsun gene? Şu paketleri bir daha gözden geçireyim dedim. Hamit geldiğinde Handanlara giderken hiçbir şey eksik olmasın. Ne acelem var hanım? Hele bir gelsin oğlum. Ondan sonra hazırlarsın. Öyle deme bey. Hamit gelene kadar her şey tam olsun. Çocuk geldiğinde bir de bunlarla mı uğraşsın? Yavrum oralarda kim bilir neler yaşıyordur. Aman hanım. İyi uğraş o zaman. Bak. Tertip, bu adam senden ne istiyor ya? Karakola saldırmak için kesiyorlar elektrikleri. Bizim jeneratör var ya, işte o planlarını bozuyor. Şu karakoldaki duran mıdır nedir, onu almak istiyorlar. Bizi görüyor Tertip. Adam haklı. Adamın namlusunun ucundayız. Bunların baskın yapacağı yoktur ha. Kaldık burada. Yoksa vaz mı geçtiler? Beni TC'ye mi bırakacaklar? Ne o asker? Teklifimi kabul mü ettin yoksa? Ben de olsam aynısını yapardım. Nasılsa bir gün bitecek bu askerlik. O zaman para lazım olur değil? Lan nerede kaldı bunlar? Yoksa başka yoldan mı gittiler? 511 hazır olasın la. Tekrar ediyorum, 321'i uygulayacaksan. Hele bir gelsinler. Gerisi kolaydır başkan. Hele bir gelsinler. Dönemeyeceğim herhalde. Handan canım benim. Şimdi kim bilir nasıl da bekliyorsundur heyecanla beni. Of Allah'ım of, ulan yılan. Asker. Şşt la elektrikçi. Yazık la sana. Yılan kafayı fena taktı sana. Kafayı taktığını da öldürür. Senin işini de bitirecek. Saatlerin bile sayılıdır la senin. Hiç kurtuluşun kalmadı. Sus lan it.
Yürü. Yürü lan. Ula bu sefer de olmazsa. Direkt ben geliyorum yanına. Al kafana dayayacağım tabancayı. Tek mermi lan. Sonra beynin duvara mı yapışır, tellere mi takılır bilmem. Tek mermi lan. Hem de yanından. Nefesimi bile duyacaksın. Bundan da kurtul Esker. Hadi bundan da kurtul ki yüzümü göresin. Gözlerime bakarak yalvarasın. Bu da çok güzelmiş. Yoksa kemik rengi mi diktirsem? Hamit geleceksin değil mi? Beni yapayalnız bırakmayacaksın. Allah'ım geçse şu üç gün. Gözümü açıp kapasam. Sonra da... Ne yapıyorum ben ya? Geliler la. Bu kadar işte. Geliler. Gelin bakalım, gelin. Burası cehennem olacak la. Cehennem olup askeri kafasına yağacak. Hadi la. Az daha yaklaşın. Neredesin be elektrikçi? Sen misin la? Yoksa sen mi? Merak etme Tertip. Bir şey yapamaz bu çakallar. Yapsalardı bir dakika beklemezlerdi zaten. Üç günüm kaldı be Kemal. Eve gidemeyecek miyim ne? Yılan kafayı fena taktı sana. Kafayı taktığını da öldürür. Senin işini de bitirecek. Hayırlısı bakalım. Elektrikçi duyuyor musun beni? Ben yılan Ecelin. Seni öldüreceğim lan. Bugün kurtulmuşsan elimden. Hemen yarın ne yapacaksan bakalım. Seni evine canlı göndermeyeceğim lan. Anam baban ölü bedenle sarılacak. Sevdiğin vardır. Vardır elbet ya. Söyle ona beklemesin seni. Ölünü görür artık. Tabii ölünü bulursa. 511 ne yapmışsan la? Gelmemişler midir hala? Göründüler başkan. Namlumun ucundalar. İyi la görelim bakalım şimdi ne yapacaklar. Unutma 321'i uygulayacaksın. Anlaşıldı tamam. Gelin bakalım gelin. Hiç görünmüyor ha. İyi gizlenmiştir. Yürü. Bileyim misin asker? Hiç şansın yoktur. Buradan çıkamayacaksın la. Yürü lan yürü. Bunlar bir pislik peşindeler ama. Tertip hazır ol. Bunlar bir şeyler çeviriyorlar. Hı hı. Hangisi lan bu? Kaçırırsam yılan derime ot doldurur ha. Çık hadi elektrikçi. Çık ortaya. Neyin peşinde bunlar be? Ulan görünürde de bir şey yok ki. Belki de bizi sinirlendirmek istiyordur. Belki de bir şey yoktur. Baksana. Herkes geçip gidiyor. Asker. Vasiyetin hazır mıdır la? Yürü be yürü. Sakin ol Tertip. Bir şey olduğu yok. Ya o değilse. Delik deşik ederler lan beni. Geberir giderim burada. Hangisi lan bu elektrikçi?
785. Bunların hepsi aynıdır. Ben tanıyamamışım. Hangisi elektrikçidir? Ne demek la hangisidir? Salak herif. Elinde çanta olandır. Meval öyle biri yoktur. Nasıl yoktur la? Bırak la 321'i. 321 iptal. Tekrar ediyorum. 321 iptal. 117 uygulanacak. 117'yi uygula. Salak herifler. Yürü la. Sallamayın la, yürüyün. Niye başlamadılar la? Yoksa gittiler mi? Ula beni yem mi yaptılar yoksa? Bunlar beni yem yapmışlardır. Satmışlardır askere. Niye biriyle uğraşayım ki? Patlat, hepsi olsun gitsin. Hemen önce 117'yi uygulamak gerekir. Seni askerin elinden kurtarmak gerekir Haval. Dikkat edin! Pusuuu! Dikkatli olun! Dikkat edin! Tam sırasıdır bu. Bakalım kaçınız yaşayacaksınız. Oradasın. Niye patlamıyor lan bu? İleride! Kayaların arasında! Ulan gördüler beni. Bitmişim lan ben. Patla lan! Patla! Tamam lan. Oldu bu iş. Komutanım iyi misiniz? Ölüyorum aslanım. Ölüyorum. Dayanın komutanım. Kurtulacaksınız komutanım. Canım çok yanıyor aslanım. Tamam komutanım. Sıkın dişinizi. O yaptı aslanım. Yılan yaptı. Kayaların arasından patlattı. Tamam komutanım. Dayanın tamam. Gebereceksin lan yılan. Gebereceksin lan. Geberteceğim lan seni. Yılan. Asubayım iyi misin? Aslanım iyi misin? Komutanım. Bir şey olan var mı? Dayan Asubayım dayan. Kemal. Kemal iyi misin oğlum? Ben iyiyim komutanım da. Hamit nerede komutanım? Ne bileyim oğlum ben. Asubayım. Dayan Asubayım. Dayan aslanım. Merkez. Han kapısı mevkiinde mayın patladı. Bu sefer kaçamayacaksın. Kopartacağım o kafanı. ...785. Cevap ver. Ben 511. Heval eylem tamamdır. 117 tamamdır. Mayın patlamıştır. Hepsi ölmüştür. Elektrikçi ölmüş müdür lan? Emin misin? Görmüş mü sen onu? Hepsi ölmüştür Haval. Ölmüştür demek. Sonunda ölmüştür. Tamam la orada durmayasın. Hemen uzaklaş oradan. Bu kadar la. Artık sıra başkanı kurtarmaya gelmiştir. Nerede bu be? Nereye gitti?
Dur lan! Bırak silahını. Buraya kadar. Beni arıyordun, geldim işte. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Sen ölmedin mi lan? Ölmedim lan. Senin kafanı koparmaya geldim. O pis başını koparacağım ki bir daha kimseye kötülük yapamayasın. Buradan çıkacağını mı sandın lan? Sen elektrikçi misin? Ya benim. Şimdi baskını yaparız artık. Ama önce jeneratörü uçurmak gerek. Asker öldüğüne göre bu da kolaydır bizim için. Merak etme asker. Ben ölürüm ama boz yılan seni sağ koymaz. Boz yılan mı? Sen boz yılan değil misin lan? Ulan asker. Dokuz canlı mısın, nesin? Ama merak etme. Boz yılan seni paramparça edecek. Ulan asker, çok uğraştırdın bizi. Hemen sonunda buldun belanı. Asker. Ben olsam kaçacak delik arardım. Boz yılan dediğini yapar. Fazla konuşma lan. At silahını. Boşuna uğraşma asker. Yolun sonuna geldin. Asıl yolun sonuna sen geldin it. Ama merak etme. Yılan denen o hain de gelir yakında. Cehennemde buluşursunuz artık. Bulacağım seni. Bulacağım seni. Bu sefer o jeneratörü uçuracağım la. Gireceğim oraya, uçuracağım. Hançer uç hançer. Merkezden bildirdiler. Elektrik teknisyenleri yola çıkmış bilginize. Teknisyen mi? İyi oldu la bu. Yürüyün la. Ulan aptallık yapmayasın. Buradan gidince ne yapacaksın? Aç yaşanmaz la. TC sana iş mi verecektir? Ulan açlıktan nefesin kokacak. İçmeye su bile bulamayacaksan. Söyle ne kadar istiyorsan. 7 sülaleni doyururum senin. Hadi, hadi. Aç şunu. Hadi, durma hadi. Şehit oldular tertip. Hepsi şehit oldu. Salih, Mert, Tuna. Hepsi şehit oldular. O yaptı değil mi? Yılan yaptı değil mi? O değildi, başka biriydi. Ben de bunun hesabını sormazsam. Çavuş Tarhan. Evladım, ben Hamit Cevher'in annesiyim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Bir dakika teyzeciğim. Allah'ım, kötü bir şey mi oluyor acaba? Teyzeciğim üzgünüm. Hamit göreve çıkmış. Kendisi geldiğinde ben haber veririm. Evladım, bir sürü ses geliyor oradan. Bir şey mi oldu yoksa? Yok teyze, tatbikat var sadece. Ben geldiğinde söylerim. İyi günler. Allah Allah. Yine dayanamadın, aradın değil mi? Hamit'in sesini duymadan nasıl dayanabilirdim? Kötü bir şeyler olacak bey. Orası pek bir karışıktı. Merak etme hanım. Kötü haber tez duyulurmuş. Hamit'e bir şey olsaydı, Allah korusun, hemen haber verirlerdi. Bilmiyorum bey, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kaçıncı bilmiyorum artık. Çok bile yaşadım. Ölüm hep sağımda solumda dolanıp durdu. Ama
ama hep başkalarını buldu. Bekledim. Hep bekledim ben. Sıra bana ne zaman gelecek diye bekledim. Komutanım. Dayanın ne olur. Komutanım dayanın. Buraya kadar aslanım. Biliyorum. Benim vaktim geldi artık. Ama üzülmüyorum. Sadece geride kalanlar. Ona bu sevinci yaşatma asker. Oit. Kafayı sana taktı. Öldürmeden rahat etmeyecek. Ölme asker. Evine sağ salim dön. Ona bu sevinci yaşatma. Anana, babana, çevrendekilere, buradakileri anlat. Anlat ki burada yaşananları bilsinler. Kimse burada bizim niye öldüğümüzü bilmiyor asker. Git anlat onlara. Komutanım, görev dönüşü izne çıkacağımı söylemiştim Ayşe'ye. Şimdi beni bekliyordur. Söyleyin, daha fazla beklemesin. Dayan asubayım, dayan, kurtulacaksın, koyverme kendini. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Asubayım, komutanım. Asubayım, asubayım. Söz veriyorum komutanım. O yılan benim mermimle ölecek. Ula nerede kalmıştır bu araç? Karakola girmenin tek yolu o araçtır. Tertip. Benim yüzümden oluyor Tertip. Bu kadar şehit. Hep benim yüzümden oluyor. O yılan mı ne? Durmayacak Tertip. Aferin la. Sen doğru olanı yapıyorsan. Sonunda bu askerlik bitecek. O zaman rahat edeceksin artık. Hadi la. Hadi aç şu kapıyı. Hadi. Çok geç kaldık. Akşam olmadan dönmek lazım. Şehitten sonra o şerefsiz ölse neye yarar? Bütün hainler ölse neye yarar? Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Dikkat edin, dikkat edin. Gelin bakalım, gelin. Ula Serhildan. Buyur başkan. Sen benimle geleceksin. Tamam. Mervan, sen adamları al. Karakolu gören yazı tepe var ya. Hemen oraya çık. Havanları Doçka'yı da çıkar. Ateş etmeye hazır olun. Tamam başkan. Hadi la yürüyün. Sandın lan beni.
Ben arkadaşlarımın kanı üzerine pazarlık mı yaparım? Demek paran çok ha? Ulan beni o kanlı paranla mı satın alacaksın? İt herif! Ulan! Ula ben de sana bunu sormazsam. Ha? Tertip. Elektrikçiler geliyormuş. Komutan ilgilensin dedi. Tamam bakarız. Hı? Aha şimdi ya. Vur! Çık lan dışarı. Gelin lan aşağı. Geç şöyle. Geç şöyle lan. Önüne. Geç. Geç. Kıpırdamayın la. Nereye gidiyorsunuz la? Askerin malzemesi vardır. Onu götürüyoruz. Bundan sonra biz götüreceğiz. Çıkarın la üstünüzdekileri. Çıkarın la. Üç günüm kaldı be Kemal. Üç gün. Sence buradan giderken mutlu mu olacağım? Sence burada yaşadıklarımı unutabilecek miyim? Yaşadıklarımızı. Astubay şehit olurken anlamadılar bizi dedi. Gerçekten anlamadılar mı? Boz yılan denen o it, şu duran denilen o iti kurtarmanın derdinde. Onun için burası önemli. Karanlık olsun, istedikleri gibi saldırabilsinler. Burası kararmayacak Tertip. Ben olsam da olmasam da burası kararmayacak. O çakalı buradan çıkaramayacaklar. Handan kızım sen miydin? Hoş geldin, gel içeri gel. Hoş bulduk anneciğim, gel. Handan kızım hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Geç kızım. Sana da çay getireyim için ısınsın. Peki anneciğim. El efendilerin çok olsun kızım. Geç otur şöyle yanıma bakayım. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim çok şükür babacığım. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de çok şükür. Buyur kızım, sıcacık iç. Ne zahmet ettin anneciğim. Zahmet olur mu kızım? Özletmiştin kendini. Şöyle bir uğrayayım dedim anneciğim. Bugün çok daraldım da. Hayırdır kızım? Siz bu aralar hiç konuştunuz mu Hamit'le? Yok kızım, konuşamadım. Zaten son üç gün arama beni demişti. Yine de dayanamadım aradım. Ama yokmuş. Ulaşamadım. Ben de konuşamadım. Çok merak ettim. Siz hanımlar bugün pek bir telaşlısınız. Allah'a dua edin. Nasipte ne varsa o olur. Ne bileyim baba. Aylar geçti ama şu üç gün geçmek bilmiyor. İçim daralıyor nedense. Ay kızım, benim de daralıyor valla. Yarın sabah gidiyorsun. Yerinde olsam bildiklerimi tek tek anlatırdım Duran. Kaç askerin ölmüştür komutan? Daha anlayamadın değil mi? Boşuna uğraşıysan. Beni alacaklar, göreceksin. Burada şehit olmak için can atan tam 140 askerim var Duran. Kanımızın son damlası toprağa düşmeden seni buradan hiçbir Allah'ın kulu alamaz Duran. Beni bırakmazlar komutan. Buradan alamazlarsa yoldan alırlar. O da olmazsa gittiğim yerden alırlar. Ben örgüt için değerliyim. Kurtarırlar beni. Ulan bana bak! Bugün üç adamı şehit verdim lan ben. Senin beynini şu duvara yapıştırmamak için kendimi zor tutuyorum. İstersen biraz daha konuş. He? Belki seni kurtarmalarına gerek kalmaz o zaman. Kısa yoldan cehenneme yuvarlanır gidersin. Bırak Üsteğmen'im bırak. Bu itin pis kanı üzerimizde kalmasın. Belki de seni kurtarmaya gelirler. Belki de sen tam kaçarken
Mermin beynini de atın ha. Önce jeneratörü havaya uçuracağız. Sonra da başkanı kaçıracağız. Anladın mı la? Anlamışam başkan. Hey. Tertip, elektrikçiler Nizamiye'den giriş yapmış. Sağ olasın Tertip. Hadi Kemal, bakalım şunlara. Gel gel, gel. Yaklaş, yaklaş. Selamun aleyküm Ezker ağa. Aleyküm selam. Malzemeler var, onları getirdim. Diğerlerine ne oldu? Bu sefer de ben getirdim Ezker ağa. Onların işi vardı. İyi bakalım. Elektrikçi sen misin? Sadece ona teslim etmem söylendi de. Benim, sorun yok. Demek o baş belası sensin ha. İyi, iyi. Murat hadi geç arkaya da indirek şu malzemeleri. Tamam abi. Sakin ol la. Elektrikçi benim, diğeri senin. Hı hı. Kim la bunlar? Hadi acele edin, acele edin. İşimiz gücümüz var. Tamam Esker, merak etme, indiriyoruz. Ula ben de senin o dilini kesmezsem. Tertip. Daha önce hiç görmedim bunları. Tekin gelmedi bunlar bana. Sen de amma şüpheci oldun be Tertip. Ahmet nasıl? O niye gelmedi? İyi iyi. Size çok selamı var. Onu başka yere gönderdiler. Anladım. Ahmet diye biri yok ki. Hadi hadi acele edin, acele edin. İşimiz gücümüz var. Geç içeri, geç geç geç. Geldiler la. Tertip kim bunlar ya? Sakın boz yılan olmasın bu. İçeri alalım. Hadi tut. Yok be abi. Ne boz yılanı ya? Allah Allah. Orada la. Başkan orada işte bak. Şunları bitirelim gerisi kolaydır. Hı-hı. Hadi yardım et. Buraya kadar la. Bitti la bu iş. Nasıl çıkaracaklar ki? Olmuşlardır bir yolu la. Kesin boz yılan. Yok abi ya. Adam burnumuzun dibine kadar girmez göz göre göre. O zaman kim bu? Kim ha? Demek burasıdır ha. Ahmet güzel yer demişti. Dediği kadar varmış. Ahmet nereye gitti demiştin sen? Onu başka yere gönderdiler. Bu arada benim adım Kamil. Uylandı la bu asker. Adı ne ben nereden bileyim? Salak kafam baksaydın ya adına.
Asker, duyduklarım doğru mu? Burasını hiç elektriksiz bırakmamışsınız. Doğru. Buradan gidene kadar da bırakmam. Tabii buradan gidebilirsin. Seri mi bağladınız bunları? Seri bağladılar. Evet. Hadi la! Acele edin hadi! Başkan biraz da çağrı yapar hadi! Hadi kuralım şu doçkayı hadi! Esker bizimkilere bir haber versem kızmazsın değil mi? Geldiğimizi bilsinler de. Yok yok rahatına bak ne kızacaksın? Mahmut ben Kamil. Biz geldik sorun yok. Haberin olsun. 10 dakikaya çıkarız buradan. Anlaşıldı tamam. İşim bitti asker. 10 dakika sonra başlıyoruz la. Hazır olun. Şüphelendi la bu. Asker kaç günün kaldı? Bitirdim 3 günüm kaldı. He ya bitirmişsen. Ulan asker çok uğraştırmışsan beni. Mermiden mayından hep tutulmuşsan. Ama bu sefer ben geleyim la. Ensende nefesimi duyacaksın. Boğazını keseceğim la senin. Yazık la sen. Yılan kafayı fena taktı sen. Kafayı taktığını da öldürür. Senin işini de bitirecek. Saatlerin bile sayılıdır la senin. Hiç kurtuluşun kalmadı. Ulan kesin. Emrimle ateşe başlayacağız ha. Anlaşıldı mı? Tamam. Asker seninle de hiç konuşamadık. Ama benim asıl işim bununla. Haklısın şerefsiz. Benim de asıl işim seninle. Anlamışsan ha? Anladım ya. Öldüreceğim seni biliyorsun. Aha şu asker de bizim Serkan'dan öldürecek. Sonra yazı tepedeki adamların burayı vurmaya başlayacak. Askerler şaşkın sağa sola koşarken biz sizin elbiseleri giyip buradan çıkacağız. Sonra yandaki binaya girip başkanı alacağız. Sonra da arabaya binip buradan gideriz. Bu kadar zaman beni boşuna uğraştırdın. Nasıl olsa ben kazanacağım. Yok çakal. Bu iş böyle olmayacak. Ben seni şimdi alnının ortasından vuracağım. Sonra Kemal bu iti indirecek. Sonra da o tepeye biz çıkacağız. Sizin cesetlerinizi de yanımızda götürürüz. Oradaki bulduğumuz bir ağaca asarız. Artık orada sizin leşlerinizi kurtlar mı yer, kuşlar mı orasını Allah bilir. Öleceksin lan! Bak, benim dediğim oldu. Durmayın la, ateş edin! Uçurmadan durmak yok. Ateş! Hadi la hadi! Gelin lan! Hadi! Hadi! Çabuk! Dikkatli olun!
Çabuk çabuk çabuk! Kemal! Tertip! Kemal! Şehit oldun ha. Anlarım beni bekliyordur şimdi. Canım. Seni hep bekleyeceğim. Hele bir gel, düğünümüzü yaparız. Aslan oğlum. Allah'a emanet. Git aslanlar gibi yap gel askerim. Oğlum, ciğer farem. Kendine dikkat et olur mu? Üşütme sakın oralarda. Hamit! Hamit! Hamit oğlum! Hamit! Komutanım. Yılan içeri sızmış. Hadi hadi hadi. Jeneratör binasında geberttik onu. Tamam aslanım, hadi, yorma hadi. Kendini. Tamam geldik geldik. Komutanım. Komutanım üşüyorum. Çok üşüyorum komutanım. Tamam aslanım, kurtaracağız seni. Sık dişini. Aileme haber verin komutanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Hamit! Fevkalade bir çocuktu. Herkes kendi evlatı nimet eder de. Dürüst, arkadaş canlısı, sadık. Yardımsever, haklı, kimseyi kırmaz. Hamit Kadırga meslek lisesi mezunu. Elektrik ve elektronik üzerine. 92'nin 10. ayında askere gönderdi. Hatay, serin yol. Acem birliğine gitti. Hatay'dan Şırnak 23. Jandarma sınır Tugay, şimdi tünel oldu. Oraya geldi, görüldü. Mesleği gereği jeneratörcüydü. Jeneratörcü yapmışlar onu. Devamlı Tugay'ın etrafındaki elektrik tellerini değiştiriyormuş devamlı. Ben de kendi kendime diyorum, neredeydin diyorum. Daha tel, daha yeni direkten indim. Direğe çıktım, teli çektim, gerdim. Akım verdim, akım aldım falan, bu şekilde ifadeler kullanıyordu. Ben dedim ki ya bir tel dedim 10 sene dayanır yani her gün tel olmaz dedi. Dedi ki teröristlerin dedi akşam oldu mu dedi, o dedi ateş ediyorlar dedi. Tele isabet her gün tel parçalanır. Her gün sabahleyin 11'de telefonu açarım. Her günün şeylerini söylerdi. Ona dertleşirdim üzüntümü de sevincimi de. Son işte salı günü açtım. Anne dedi ki perşembe günü 11'e kadar aramadım. Dedim Cevher sen ne diyorsun? Ben perşembeye kadar 3 gün ne takılacağım? Yapamam. Yok anne aramadım. Niye aramadım? Yere mi gönderirler? Bir şey mi yapıyorlar? Yok dedi aramadım. Neyse gelecekmiş. Yatak odasında işte otururken teröristler tarafından havan mermisi atılmış Tugay'a. Oradan geçmekte olan bir askere isabet etmiş. Hemen bizim oğlan kalkmış, kucaklamış ve evine götürmüş onu. Demişler dışarı çıkalım. Burası demişler ilaç ilaç kokuyor. Bu havan da ses yaparmış gerekir. Sesi diyor ki bir havan daha geliyor ama dur bakalım nereye düşecek demesine kalmıyor. İkisinin ortasına düşüyor havan. O şarapnel parçaları öbür arkadaşının hayati bölgesi olmayan işte sağına soluna geliyor. Bunu bismillah sol tarafından beyne isabet ediyor. Son sözü ailem haber. Yani ne olduğunu anlıyor artık. Perşembe sabah oldu. Aldım telefonu. Açayım açayım. Açayım açayım. Jeneratör revirin yanında hemen. Bana resimlerini göndermişti. Ben telefonu açınca helikopterler iniyor. Uçuyor mesela. Anne yaralı var. Helikopter yaralı getirdi verdiler diyor. Anlatıyor yani odulan yaralıları, çatışmaları. Gene bir helikopter sesi geldi. Bizim Cevher'i mi götürüyor dedim. Yok anne dedi. Orada başka arkadaşları. Neyse Cevher'imiz. Gerisine bir hafta kala 94'te askerliği uzattı. Askerliği uzattılar. Uzatmada da uzatmanın bitmesine de 3 gün kala şeydi. Komşuya demiş ki anneme babama söylemeyin demiş. Hafta çarşamba günü oradayım demiş. Cuma günü oluyor herhalde. Çarşamba günü oradayım demiş.
Biz bilmiyoruz, biz daha diyoruz. Daha işte bir hafta, 10 günü, 15 günü falan var zannediyorum. Sürpriz yapacakmış. Olmadı, nasip olmadı. Ben her sabah bakarım resimlerini, mektupları var, onları açarım, buraya dizerim. Kahvaltını zaten hep burada yaparım, resimlerini yani. Arkamızda gördüğünüz bayrak, bilen için çok şeydir. Şimdi bunun için de mücadele vermek lazım. Kimse bedava yurt murt vermezler. Verirler mi? Vermezler. Mücadele etmek lazım. Bu uğurda ölünecek de gerekirse. Ve benim çocuğum da bu uğurda öldüğüne inanıyorum. Şehit budur. Şehitin mükafatı da çok. Onun için ahiret içinde, dünya içinde kendilerini feda edenler, bir insanın parmağı kesilse, eli kopsa dayanabiliyor mu? Bu o anda onu bile bile canını feda ediyor. Ne mutlu ki bana bu mükafatı verdi şehit annesine. Bu dünyada da hatırımı saydırıyor. O bir dünyada da inşallah layık bir anne olursa mükafatını görürüm yani, bu üzüntülü. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan ben. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan. Belki dağlar duman duman savrulur, belki sesim çığlık.